Arkadaşlar iyi günler. Bugün sizlere Neval Hanım T480S modelini tanıtacağız. Artık ceper kürümü dersiniz, küçük enişte mi dersiniz. Bahçeciler için gayet uygun olan bir traktör kendisi. Gördüğünüz gibi traktörümüz 4 çeker bir traktör. Böyle önde de 4 çeker lastikleri var traktörün. Öncelikle bu traktörü niye almalısınız? Avantajlar nedir? Onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar bu traktörün en büyük avantajı bir kere 4 çeker olması. Gücünü tamamıyla yere aktarabiliyor. Yakıt tüketimi çok az. Aynı markanın bende TT55 modeli de var. Tek çeker. Ondan daha az yakıyor bu traktör TT55'ten. Onun dışında bu traktörün en çok beğendiğim özelliği, bakın şöyle size ben şeyini göstereyim. Şuradaki panelini göstereyim. Hiç böyle düğme ve elektronik aksam yok. Dolayısıyla ne kadar az elektronik aksam o kadar az sorun problem demek bu bizim için. Özellikle ağaç altına giren bir traktörün işte buralarında düğme olmaması, buralarında kablo olmaması gayet güzel bir şey. O yüzden kullanım ömrü açısından gayet iyi. Bu traktör biz aldığımızdan beri ben hiç arızadan dolayı servise gittiğini hatırlamıyorum. Hiç arıza yapmadı desem yalan olmaz. Onun dışında traktörün üzerinde orijinalden gelen Özka marka lastikler var. Pardon, Starmax marka lastikler var. Ebatları da bunun ön lastikler 280, 70, 16. Arka lastikleri de 340, 85, 28. Yalnız Starmax'ın bir kötü yanı var. Daha önce Neoland'daki bütün kullandığımız Starmax'lar hep bu noktadan çatlama yapıyordu. Buna da bir çatlama yok. Eğer ki olursa yani belki olmaya da bilir, belki düzeltmiş olabilirler ama eski bütün Neoland'larımın ön arka fark etmiyor. Bütün bu lastiklerin buralarından çatlama yapıyor daha dişleri bitmeden. Kesin lastik hatasıydı. O yüzden ben traktör alırken özellikle imkanım varsa Starmax almamayı tercih ediyorum ama bunda öyle bir imkanımız olmadığı için tercih yapmadık, yapamadık daha doğrusu. Onun dışında traktörün böyle bir arka kısmına gelirsek arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bir kuyruk gibi var, 540-540 ekonomi olan. Şurada şöyle göstereyim size. Onun dışında hidroliksiz orta kolu var. Zaten hidrolikli olmaması normal. Arkada 4 tane damper çıkışı var traktörümüzün arkadaşlar. Onun dışında burada yan kolları zincirle bağlamışlar. Kaldırdığı ağırlığa göre bu zincir gayet uygun yetiyor. Onun dışında arkada 2200 kilogram kaldırma kapasitesine sahip bir hidroliğimiz mevcut. Bu beygirdeki, bu boyuttaki traktörün bu kaldırma kapasitesi gayet yeterli. Burada küçük bir avadanlığımız var. İşte eşyalarımızı vesairemizi koymak için. Aynı zamanda burada bir çalışma lambamız var arka tarafta. Normalde burada bir takla barı vardı böyle arkadaşlar. Ancak biz ağaç altına girdiği için o takla barını söktük. Dolayısıyla burada da bir kablosu var. Takla barının tepesindeki siren lambası, tepe lambası da yok şu anda. Onun dışında diğer hidrolik özelliklerine devam edecek olursak bu traktörümüzde bir de şurada göreceğimiz üzere liftomatik sistemi var. Buradan böyle basıp buradan böyle deaktif edebiliyoruz. Şurada bir turkuaz, bir mavi olmak üzere iki tane kumanda kolumuz var. Bu arka damper çıkışları harekete getiriyor. Bu traktörümüz 8 vitesli bir traktör arkadaşlar. Aynı zamanda şanzıman özelliklerine gelirsek. Burada 4 tane vitesi var. 2 tane takviyesi var. Aynı zamanda bu beygirdeki benim en çok beğendiğim özelliği ileri geri bir levyesi var. Yani öne gittiğiniz viteste geride gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Özellikle ağır iş yaparken, takviyede iş yaparken, misal veriyorum takviye 1'in 3. vitesiyle iş yaparken levye olmazsa geri vitese taktığınızda 1'in 1'iyle geri gitmek bir hayli zor oluyor, yavaş oluyor. Ancak levye ya da shuttle olursa gayet iyi oluyor. Karıştırılmasın. Bu elektronik shuttle değil, bildiğimiz mekanik bir mekik kolu levye. Yani normalde eski traktörlerde yan tarafta olan, şurada olan parçayı buraya koymuşlar. Deltalar gibi. Yalnız tek farkı var. TDD Delta serilerinin 2000 yanlış olmasın 15 model üretimlerinde ben çok sıkıntı yaşadım bu levye ile alakalı. Ama bu traktörün levyesinde daha hiç sıkıntı yaşamadım. En büyük farkı o. Hatta ilk aldığımda ön yargım vardı. Bu da sıkıntı yaşatır mı diye. Çok şükür öyle problemimiz olmadı. Onun dışında arkadaşlar gelelim bu canavarın, küçük canavarın.
Kaputumun altında ne olduğunu size şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu kaputun altında gördüğünüz gibi öncelikle size ben motorun özelliklerini tanıtayım. 2.9 litre olan 190 tork üreten, 48 beygir üreten bir üst silindirli makine hizmet ediyor. Bu makine aynı zamanda burada gördüğünüz gibi şurada Holset marka bir turbo bir destekli bir makine. Traktörün motoru gayet güzel, kompakt yerleştirilmiş. Erişimi, ulaşımı, işte mesela buradan gördüğünüz gibi burada bir filtresi var. Çok zor değil. Tamirat için gelen servis bunu sökmek için her tarafını dağıtmıyor. O yüzden gayet yeterli. Burada ön tarafta bir radyatörü var. Burada hava filtresi var. Erişimi gayet kolay. Akünün erişimi biraz, daha doğrusu sökmesi biraz zor. Hava filtresi olduğu için şu kilde denk geldiğinden dolayı biraz uğraştırıyor arkadaşlar. Onun dışında burada direksiyon hidrolik yağı koymak için bir yer var. Klasik Fiat'ın motoru gibi. Traktörün motoru da gayet kendisi gibi düz, basit bir sistem yapılmış. Gayet basit olduğu için de bence bir sıkıntı, bir problem yaratacak cinsten bir motor değil. Şuradan üstteki yağ kapağını, turbosunu görüyorsunuz arkadaşlar şu anda traktörün. Yakıt tüketimi traktörün çok iyi. Acayip iyi yani. Hani TT55 ile kıyasladığım zaman hemen hemen günlük 8-9 litre aynı işte yakıt farkı oluyor. Traktörün yakıt deposunu buraya koymuşlar. Plastik bir kapağı var. Bu depo kapağının üzerinde bir anahtar yeri var. Bu çok güzel, kullanışlı olmuş. Traktörü dışarı bıraktığımız zaman dışarıdan içine kötü niyetli insanlar tarafından bir şey atılması ya da yakıt çalınmasını önlemek için öyle bir şey koymuş. Depo kapağı arkadaşlar görüldüğü gibi plastik. Plastik olmasının herhangi bir dezavantajı yok. Son olarak da bu traktörü kimler almalı? Niye almalı diye bir soru sorarsınız eğer. Bu traktörü bahçe işi olan, çok yüksek beygir güçlerine ihtiyaç duymayan bir çiftçinin tercih etmesi gerekiyor. Ama bu traktörü alıp da bahçede büyük bir çalı kırmayı bunun arkasına takamazsınız. Zira çalı kırma makineleri genelde 65 beygir ve üstü traktör istiyor. Bu onu çeviremez. Ama normal 50 beygir bir traktörün yeteceği bütün işlerde bu traktör çok iyi. Artı bu traktörün son olarak eklemem gerekirse en büyük avantajlarından birisi traktörün turu çok güzel. Yani bence ağaç arasında dönmek kompaktlık açısından acayip iyi yapmışlar onu. Ki 4x4 traktörlerin genelde turu iyi olmaz. Ve ben bu traktörün şahsi olarak da şu ön aksının görüntüsünü çok beğeniyorum. Bana çok heybetli geliyor şu ön aksının görüntüsü. Eğer ki bir bahçeniz varsa böyle bir traktör ihtiyacınız var, kesinlikle bunu, ama bunun 4 çekerini almanızı tavsiye ederim. Çünkü 4 çeker olduğu için yere inanılmaz güzel tutunuyor. Bir sorunu, bir sıkıntısı yok. İkinci el piyasası da gayet iyi. Yakıt da gayet memnunum yakıtımdan. Eğer sorularınız varsa arkadaşlar videonun altındaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.